Güzel olmalı. Bu bahsettiğimiz yöntemle tedavi olan hastalarda hastalığın nüksetme riski ne kadardır? Tüm yöntemlerde olduğu kadardır aslında. O nedir? Yani şimdi eğer hastalığı önceden yapacağınız ayrıntılı muayenede korneanın haritası, kalınlığı, ön yüzeyi, arka yüzeyi, göz bebeği büyüklüğü, kişinin göz kuruluğu, sahip olduğu hastalıklar gibi tüm faktörleri incelediniz ve dediniz ki hastaya senin kornean 450 mikron, sana no touch uygun. Bu şu demek zaten, nüksetmeyecek yöntem no touch demek. Şimdi 450 kalınlıktaki bir korneaya kalkıp da LASIK, tabaka kaldırılan yöntemi yapmaya kalkarsanız zaten baştan diyorsunuz ki sen 2 yıl sonra bir daha miyop olacaksın. Hatta 2 ile girdiysen 3 ile çıkacaksın, 2 yıl sonra miyop olarak çıkacaksın. Onun için doktor ayrıntılı inceleme yaptığında diyorsa ki sana LASIK uygun, o nüksetmeyecek yöntemdir zaten. Diyorsa ki sana no touch uygun, o nüksetmeyecek yöntemdir. Ancak çok biz no touch'ta çok yüksek miyoplara, astigmatlara da müdahale edebilmeye başladık. Sınırlarımız vardır yöntemden yönteme değişen. 4 numara, 5 numara, 6 numara, 7 numara gibi. No touch'ta 8'ler, 9'lar, 10'lara müdahale ediyoruz. Hı hı. Ve inanılmaz sonuçlar elde ediyoruz. Peki nasıl müdahale edebiliyoruz bu kadar yüksek miyopa? Çünkü korneadan bir dokuyu çıkarıp atmıyoruz. Bazı yöntemlerde çıkarıp atıyorsunuz. Bazı yöntemlerde bir tabaka kaldırıyorsunuz. O tabaka korneanın toplam kalınlığından düşüldüğü için sizin elinizi bağlıyor. Elinizi, hı hı, kolunuzu bağlıyor. Halbuki no touch'ta ne dedik? Hiçbir şeyi kesmedik, kaldırmadık ve koparmadık. Bu sayede kısıtlı kornea kalınlığında bile yüksek numaralara müdahale edebilme gibi bir artısı var no touch'ın. Ve demin söylediğim gibi yıllarca her türlü yöntemden refüze olmuş gitti. Her türlü yöntem sana uygun değil denilen hastalara biz no touch'ta müdahale ediyoruz şu anda. Peki bu farklı yöntemler içinde acaba uygun olmayan hastaya uygulandığı için sorunla karşılaşan kişiler gelirler mi karşınıza? Tabii ki yani bu böyle tüm hatalar olabiliyor yani mu? Olabiliyor. Bu bazıları o dönemde o yöntemin eksilerinin bilinmemesinden kaynaklanıyor. Bazıları dikkat eksikliğinden, bazıları hızlı hareket etme gereğinden ortaya çıkan. Hiçbirisinde kötü niyet olduğunu düşünmüyorum. Hasta numarasının geri geldiğini, hasta eskisinden daha yüksek olduğunu, ama bunlar düzeltilebilir şeyler. Yani yine korneanın uygunluğuna bakılarak daha önce bu yöntem yapıldı, şu yapılamaz demiyoruz. Hasta eğer korneası uygunsa teorik olarak ikinci kez, üçüncü kez müdahale edebilir. Tabii ki ideali bu değildir. Bir kere yapıp hastayı bir daha elbette hem maddi hem de manevi olarak yormamak gerekir. Ama diyelim ki bir nedenle bunu yapamadık ve hasta başka bir yöntemle oldu ve numarası kaldı. Pek çok hasta doktorundan şu bilgi öncelerini alıyorum. Geçenlerde bir hasta gördüm örneğin. Hasta 12 numara mı yokmuş. Bundan 7 yıl önce lazer olmuş ve doktoru söylemiş ona senin numaran kalacak demiş ve hastanın 4 numara miyopu kalmış. Hasta 12'den 4'e düşünce yıllarca çok mutlu yaşamış. Çünkü 8 numara gitmiş. Elbette. Ama sonra tabii insan eskiyi unutur ve mükemmeli aramaya başlar. Niye benim hala 4 numaram var sorgusuyla alternatif yöntemler aramaya başlamış. Niye alternatif? Çünkü korneası artık ilk yapılan yöntem yüzünden incelmiş ve ikinci o yöntemin, eski yöntemin tekrar ikinci kez uygulanması mümkün değil. O zaman alternatif yöntem var işte. Bu no touch bunlardan bir tanesi. Bu hastanın o 4 numarasını ortadan kaldırabiliyoruz bununla ikinci kez müdahale ederek. Kaldırdınız mı? Kaldırdık. Kaldırdınız. Ne binlerce güzel hasta var böyle.